Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, beraberinde İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız'la birlikte memur seni ziyaret etti. Ama bu Fevkani Köprüsü'nün kalkmasıyla bu şehirde tekrar umut yeşerdi. Bu umudu öldürmeden bizlerin hareket etmesi gerekiyor. Ziyarette konuklarına hoş geldiniz diyen Memur Sanil temsilcisi Kamron Aşkar, Ömer Selim Alan'a başarılar diledi. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 31 Mart tarihinde ülkemiz için ve ilimiz için çok önemli olan bir mahalli seçim yaşayacağız. Ve mahalli seçimler öncesinde de siyasi partilerimizin belediye başkan adayları artık sendikamızı ziyaret ediyorlar. Gerek belediye başkanı ise yaptıklarıyla yapacaklarıyla ilgili, ama belediye başkanı adayı ise o da yapacaklarıyla ilgili genel değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulunuyorlar. Bizler Memur Sen olarak defalarca söyledik. Bizim şahıslardan ziyade kurumsal önceliğimizin şehir olduğunu, şehir adına hizmet üretilmesini çok önemsediğimizi ve yine her zaman söylediğimiz gibi şehirde yaşanabilecek bir Zonguldak olması noktasında kim bir adım daha öndeyse o noktada biz de şehir adına orada duracağımızı belirttik. Yani eskiler der ki ölü rahmet görsün de nereden görürse görsün derler. Biz de diyoruz ki yok merkezi hükümetten almış, yok yerelden almış, yok genelden almış, çok önemli değil kardeşim. Bizim bir tane derdimiz var. Yaşanabilir bir Zonguldak istiyoruz. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da başkanımızı sizlere emanet ediyoruz diyerek destek talep ettiler. Zonguldak dedi, hizmet dedi, burada yaşıyoruz dedi. Evet, biz de bu Zonguldak'ta 2009-2019 yılları arasında yapılan belediyeciliği biliyoruz. 2019'da ve bugüne kadar yapılan belediyeciliği biliyoruz. Biz Zonguldak adına, Zonguldaklılar adına şehirde çok güzel işler yaptık. Birazdan il başkanı, belediye başkanı bahsedecektir. Biz de başkanımın dediği gibi Zonguldaklıyız ve Zonguldak'ımızı düşünüyoruz. Bunun için Zonguldak'ta güzel işler yaptığımız inanıyor ve bundan sonraki projelerimizle Zonguldak'a daha güzel yerlere gideceğimiz inanıyorum. Ben de sözü fazla uzatmak istemiyorum. Her birinizi saygı, sevgi, muhabbetlerimi selamlıyorum. Bizler bir yola çıktık. Biz bu yola hiçbir zaman yalnız çıktığımızı düşünmüyoruz. Şöyle, o yüzden zaten böyle bir giriş yapayım istedim. Ev sahibi olarak hissettiğimizi o yüzden söylemek istedim. Şehrimiz adına Sayın Başkanımız söyledi. Benim oyum Kamuran Aşkar'a, o kadar güzel anlattı, ifade etti ki Allah razı olsun. Aslında buradan daha güzel görünüyor. Aslında Memur Sen bu işi çok daha iyi görüyor. Buradan dışarıya baktığımızda şehrimiz de çok daha doğru ve iyi görülüyor. Ne yapıldığı, ne yapmaya çalışıldığı, eğer kalbiniz mühürlü değil, gözünüz kapalı değilse görülüyor. Eksiklerimiz var mı? Vardır. Her zaman da olacaktır. Yani tamamlamak da bizim görevimiz. Cumhur İttifakı olarak bizler biliyorsunuz Zonguldak'ta Ömer Selim Alan'ı aday olarak sizlerin karşısına çıkardık. Sizlere de emanet ettik. Biz buraya aslında onu sizlere emanet etmeye geldik. Zonguldak Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayı Ömer Selim Alan yaptığı konuşmada 5 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmalardan bahsetti ve Zonguldak'ta değişimin öncüsü olduklarını belirterek şunları ifade etti. Bu seçim daha güçlü olacak inşallah. Niye? 2019'da başkanımın dediği gibi vatandaşımızın huzuruna AK Parti Belediye Başkan adayı olarak çıkmıştık. Şimdi en 5 yıldan beri başkanımız dediği gibi belediye başkanlığı görevini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin adayı olarak, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşınızdayım. 5 senede tabii bir şeyler yaptık. Hep beraber yaptık. Şimdi burada karşımda mesai arkadaşlarımı görüyorum. Hem belediyeden, hem barajdan, hem diğer kamu kurumlarıyla beraber bu Zonguldak'ın bizim memleketimizin ileriye gitmesi için, hak ettiği yerlere gelmesi için, çocukları için, yarınları için bize destek veren insanlarla beraber, onların duasıyla, desteğiyle beraber seçim öncesi sahada gezerken bize ne talep edilmişse, vatandaşımız nasıl bir Zonguldak istemişse bu 5 senede her şeye rağmen, mazeret üretmeksizin, pandemiye rağmen, asrın felaketine rağmen, mali sıkıntılara rağmen hiçbir zaman durmadık.
durmadan da vatandaşımıza söz verdiğimizi yapmaya çalıştık. Şimdi tabii son konuşmak her zaman dezavantajdır. İlçe başkanım, memur sen başkanımız, il başkanımız anlattı. Genelde en önce ben konuştuğum için rahat mesajlar verildim. Çoğunu de ikisi de adaymış gibi verdi. Daha önce koltukta kuzu görmeye alışanlar Ömer Selim alanı görünce zorlarına gitti. Niye? Biz halkımızın menfaati için koştuk. Şahsi menfaatlerini, kendi menfaatlerini, kentin menfaatleri önüne koyanlardan dur dedik. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dik durduk, diklenmedik. Ama şahsi menfaati için bizi yoranlara da dik duruşumuzu bozmadık. Aynen de devam edeceğiz. Beni Yüce Yaradan böyle yaratmış. Benim fıtratım bu. Ben daha önceki belediye başkanlarımız gibi böyle sarılıp öpeyim, sırıtayım, böyle bir dünyam yok benim. Biz çalışırken yorulduk, ettik. İşte mesela arkadaşlarım burada. Bazen ses tonum sert gelmiştir. Mizacım sert gelmiştir ama biz bu şehir için mücadele ettik. Şimdi 5 yıla daha talibiz. Niye? Yapacağımız projeler var. Ve bunları kitap, kalem, defter önünde olan bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Yapmamız için hükümetimizin kayıtsız şartsız desteğine ihtiyacımız var. Aslında ayrım çok basit. Hizmetlerin devamı için bir yol var. Eski Zonguldak'a dönüp çöpçüye borcunu ödeyemeyip icralık olan bir belediye var. Onları da biz ödedik. Demin başkanımın dediği gibi benim orada ticaret yapan CHP'li bir dünya esnaf dostumuz var. Başkanımın dediği gibi diyor ki Allah razı olsun sayende rahat uyuyoruz evde. Ya biz bir şey yapmadık ya. Sadece gideri değiştirdik. Bu kadar basitti aslında.